Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar, Ezgi İrem kanalına hoş geldiniz. 2022'de çektiğim ilk videodan sizlere sesleniyorum. Havaalanındayım, İzmir Adnan Menderes, Starbucks'tayım. Starbucks'a gelen zamlar doğrultusunda cüzdanım ağlıyor şu anda. Bir kahve, bir meyve suyu ve bir sandviçe 90 TL para ödedim. Ama kahvede yıldızım olduğu için 45 lira ödedim. Her neyse, bu da kahvenin 45 lira olduğu anlamına gelir ve bu beni çok derinden yaralar yani. Her neyse, merhabalar, hoş geldiniz efendim. Antalya'ya gidiyorum. Kanalıma yeni gelenler ve bilmeyenler için ailem Antalya'da yaşıyor. Oralı değiliz ama ben üniversiteyi kazandıktan sonra oraya taşındılar. Şöyle bir el şeyimizi bir yapalım, temizliğimizi. Yoksa rahat edemeyeceğim yani. Bu kadar artan Covid vakasıyla uçağa binen koca yürekli Ezgi oldum. İyi ki kolonyamı attırmıyorlar güvenlikten geçerken. Ailemi, hem ailemi görmeye gidiyorum hem de saçlarımın dibini boyatmaya gidiyorum açıkçası. Bir de Sera'yı görmek istiyorum. Seraycığımı özledim. Saçlarımın aslında dipleriyle ben gayet mutluydum ama bu konuda çok fazla yorum yapılıyor. Ben de gayet memnun olduğum için tilt oluyorum. Onun için bu konuda yorum almamak için boyatmaya karar verdim. Bu tercih oldu. Annişimi görürüm, babişkomu görürüm, amcamı görürüm. Yalnız şöyle bir problem yaşadık. Anahtarımı bir arkadaşıma bırakacaktım. Luku'ya bakması için arada. Ama arkadaşıma anahtarı vermeyi unuttum buluştuğumuzda. Bundan ötürü büyük ihtimalle dönüş uçağımı bir gün önceye alacağım. Hatta şu an belki yapabilirim bile SunExpress'i arayıp. Vaktim var. Şu an saat 8.36. Uçuşum 10'da. Biraz belki onunla uğraşırım. Bakarız. Evet. Şimdi sizleri öpüyorum. Bir SunExpress'le görüşeyim, o uçuş işini halledeyim. Ondan sonra sizlerleyim. Selam dostlar, evime geldim. Anneciğim bana yemek yapmış. Anne seni çok özlediler. Ben de onları çok özledim. Bir de seni de çok özledim. Lütfen yemeği taşırdığım için ocağımı çekme. Şöyle yemeklerini çekeceğim ama. Evet, yayla çorbası ve barbuni. Hepsini çok severim. Ve hafif de açım. Mis gibi yiyeceğim. Annemin yayla çorbası. Enişteli yapmış bu sefer. Çok iyi. Hı-hı. Ben çorbamı içmeye gidiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle sizlerle yarın görüşüyor olacağız. Çorbamı içip sızmayı hedefliyorum şu anda. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi hep beraber dükkana gideceğiz. Yine kanalıma yeni gelen izleyiciler için ailemin burada bir şeyi var, dükkanı var. E-ticaretle uğraşıyoruz. Trendyol'da mağazamız var. Genel olarak K-pop ve Kore ürünleri satılıyor. Oraya doğru gideceğiz bugün. Günlerden cuma zaten. Şimdi ben hazırlanıyorum. Videolarımda ne izlediğimi ya da dinlediğimi soruyorsunuz İngilizce olarak. Şu anda Tiffany Ferg kanalının bir videosunu izliyorum.
Böyle videoları makyaj yaparken falan dinlemeyi podcast gibi seviyorum. On Twitter, channels do I watch the most? What genre do I watch the most? You water a virtual plant every time you drink water, but I failed. Ben hazırım. Anne, hazır mısın? Hayır. Biz dükkana gidiyoruz ve Mustafa sandal çalıyor Beth. Annemin yeni arabasını hayırlıyoruz arkadaşlar. Daha iyisi sizin olsun. Daha iyisi sizlerin olur umarım arkadaşlar. İkon. Doğal olarak takipteyim. Sözler de o kadar güzel ki. DJ Ezgi iş başında. Ya bayılıyorum. Ben anne benden güzel radyocu olur bence. DJ. Deli misin ya? Hem de çok iyi olur. Çünkü çocukluğundan beri benim üstümde pratik yapıyorsun. Evet. Dükkanımıza gelmiş bulunmaktayız. Dükkanda biz yeri taşıdık bu arada. Yeni sayılır. Birkaç ay oldu değil mi anne? Bir ay falan oldu. Şöyle. Çaylarımızı aldık efendim. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Bir de yavru kedimiz var. Burada baktığımız. Adı Karabela. Aha buradaymış. Oğlum. Bana gelmiyor ama şu anda. Daha ilk kez tanıştık ya. Şimdi kahvaltı edecek. Ölene kadar aşık olamazsın. Çıkar onu anlayamazsın. Beni ilk kez çay içerken görenler beğene tık. Çay çok güzel. Tam benim sevdiğim gibi olmuş. Bergamotlu çayı çok seviyorum. Diğer çayı çok sevmiyorum. Hemen annemlere aldım yılbaşı hediyesi olan kahve makinesinden bir filtre kahve koydum. Çikolat da var. Çikolat aldım bir de. Şuraya kurulabilirim. Kurulmayabilirim. Acele işim yok. Editlenecek videom falan şu an yok. İşlerini bitirip gelen Queen. Şimdi çıktık dükkandan. Erken çıktık. Saat 3.30. Kemer'e gideceğiz. Hava çok güzel bugün diye. Diyerekten. Ezgi lütfen beni nostaljiyle giderken kopa kopa gidelim. Tamam anlaştık. Kemer'e gitmeden önce çöp şiş yemeye geldik. Burayı da çok seviyoruz. Bayağıdır da gelmemiştik. Gülten Atar çöp şiş Antalya öneririz. Timam istiyorsan buraya da oturabilirsin. Baban sana hasretti diye seni daha çok görsün. Bir arada. Ya şeye ev taşıma için falan değil de böyle hani kendinize İzmir'e gelseniz. Vav. Wow. Şöyle hemen bir. Alırım anneciğim. Hüplet öyle alayım. Oh. Büyüme aldın mı? Hı hı. Büyüksüz almam. Birazcık tuz. Değil mi? Sonra birazcık baharat. Baharatsız olmaz. Tuzsuz olmaz. Ben öyle sessiz ortamlarda durup durup birden binlerce de bir söz var. Şimdi de artık şey. Ama bana bir şey lazım. Ben söyledim de sen bana reaksiyon vermiyorsun. Aa, daha ben söyler söylemez Ezgi aa diye paylaşıyor. Hemen alıyor geri bildirim. Hızlı olacaksın bu hayatta. De, evet ben aynen hissedeceksin geliyor eşarpını yan bağlama diye. Aa kızım diye bakıyorsun. Doğrudan da ben şey yapıyorum. Eşarpını yan bağlama kurban olayım. Allah'ın adını verdim. Oh.
falan ister misin çocuklar? Hiç istemiyorum. Ben yağmıyor. Valla kemere geldik, şimdi kahve içeceğiz. Hava hala güzel, yağış uyarısına rağmen şu an hala güzel. Dönüşte dönemiyormuşuz ama. Bütün dünyayı toz pembe görüyorum. Bu viral olan Martı videosu vardı ya, Eşar bunu yan bağlama. Onu bugünkü şeyimiz o. Esprimiz. Biz o zaman yoktur biz. Kemer'de Starbucks'a geldik ama burası Starbucks değil. Çok ilginç bir şey yaşadık. Bardak Starbucks. Yani üstünde We Proudly Serve yazıyor. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Kıza diyorum ki orijinal espresso olacak. Diyor ki evet, bura orijinal Starbucks. Diyorum orijinal espresso. Evet, espressomuz var diyor. Orijin mi diyorum? Americano. Okuyabilecek misin? Ben... Dur. Ya çok enteresan bir diyalog yaşadık. Evet. Yani Ezgi uygulamada ne demek istedi? Nasıl yani dedi kız? Şey dedi, ha kız şey dedi, bizim burada çok soruyorlar mobil ödemeyi ama patrona söylüyorum ben de dedi. Ben de dedim ki mobil ödeme olmayan yerlerde %15 indirim yapmanız gerekiyor dedim. Starbucks'ta öyle çünkü. Antalya Havalimanı'nda mobil ödeme yok. Mobil ödeyeceğim diyorum her seferinde. Diyorlar ki bizim mobilimiz yok, olmadığı için %15 indirim tanımlıyoruz diyorlar. Hemen kendileri söylüyor zaten. Yani. Kesinlikle değil. Değil. Yok kız. Değil. Arkadaki menü benden uzak yani, hani şey ama zaten arkadaki menü de Starbucks'ın menüsü değil. Ben onun için ilk başta rezerv mağaza mı diye sordum. Ha, rezerv mağaza mı? Rezerv mağaza mı diye sordum. Anladım. Çünkü menü falan farklı, fontu falan değişik. Rezerv mağaza mı burası diye sordum, anlamadı. Rezerv mağazaları var özel böyle. Daha değişik şeylerin olduğu. Neyse, ilginç bir şey yapıyoruz. Çakma Starbucks şeyine geldik, franchise'ına geldik. Ama parası da aynı yani. Selam dostlar. Şimdi evdeyim. Poğaça tarifim. Buralara da nam salmış. Onun için bizimkileri poğaça yapacağım. Yapıyorum daha doğrusu. Fırınımı açtım. Biraz ılısın, hızlı mayalansın diye. Birazcık da annemin dün yaptığı çorbadan ısıttım kendime, bundan içeceğim. Mayayı koydum burada takılsın diye. Yalnız biraz ölü gibi duruyor maya, umarım ölü değildir. 10 dakikalık şey kurdum onun için, ölü olup olmadığını anlamamız için. Mayanın canlı olup olmadığını bilmiyorum onun için. Bütün malzemeleri atmadım içine. Maya şey olmadı böyle, pof pof olmadı guys. Umarım hamur kabarır ama yani bu konuda şey yapıyorum şu anda. Annesi dedi ki bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi. Annem bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi. Anne power'ına dayanarak söylediğini düşünüyorum. Bana şey güvenmemeliydin. Çıldırtın buraya kadar rahat. Bunun ben bir kalıbının tamamını yapıyorum. Ya. Ben onu kullanıyorum şimdi. İşte kaşarı da öyle yapıyorum ben. Bir kalıbı komple rendeliyorum. Hı. Zaten sadece rende olarak kullandığım için. Rendeli kaşar. Evet dostlar, şu anda diğerinin kabarmayacağından endişe ettiğimiz için bir hamur daha yapıyorum. Umarım kabarır. Çünkü mayası şey olmadı, kullanmadı. Peki diğerini ne yaptık? Çöp poşete koyduk annem. Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Bir sigara yakacağım, aleje yazık. Müthiş. Anneme bugün Türkçe pop dinlettiğime pişman olmuş muyumdur sizce? Kabarıyor yalnız ha. Bence kabarıyor da o dışarıda kalsın, deneyin falan. Hangisi? Şimdi şöyle 1,5 saat bunun kabarmak süresi, 20 dakika tepsi mayası var, 20 dakikada pişmesi var. Çok sürecek.
çıkar ya poğaça çıkartıyorum. Babamın tepkisini göreceğiz şimdi. Niye buraya getirdin seni? Ne oluyor? Aha! Aha! Yeni çıktı. Poğaçaların kalanlarını yapmaya geldik. Aha! Ezgi! Yeah! Zaman. Zaman gerekiyormuş çocuğum. Acele etmeyeceğimişiz. Olayım. Evet, şunu aynen devam edeceğiz. Aynen devam edeceğim. Ben yapmayı ister misin? Sen yemeğini yap, ben bunu yapayım. Onurlaydı. Ama kesinlikle kaşarlı yapıp yiyeceksin. Yapıp yiyeceksin aynen. Onun olayı o. Fırından ilk çıkanlar kaşarlı güzel oluyor. Bakar mısınız? Şunların güzelliğine. Bu arada evet, üzerlerine pul biber attım. Hem renkli renkli kırmızı kırmızı oluyor. Hem de tat veriyor. Annem sulu köfte yapıyor. Aynen. Bunlar da şu tepsi piştikten sonra girecek olan tepsi. Burada bir 10-15 dakika onlar pişesiye kadar tepsi mayasında duruyorlar. Bunları atalı kaç dakika oldu, hiç zamanlayıcı falan kurmadım. Neyse, üzerleri kızarınca oluyor zaten. Bütün gün gerçekten evin mükemmel kızı olarak poğaça yaptım. Yarın da saçlarımı boyatacağım. Artık dibi gelmiş bir sarışın olmayacağım. Bazılarınız artık şey, hani adaklıklarınızı kesebilirsiniz bu konuda. Günaydın dostlar. Günaydın. Ne haber? İyidir yavrum. Ben de iyiyim. Hava bugün şey mi? Kapalı. Evet. Ben de panjurum inik zannettim. Ufak tatlı bir duş aldım. Saçlarımı yıkamadım çünkü saç boyatmaya giderken aklınıza bulunsun. Diplerinizi boyatacaksanız buraların yağlı olması önemli mümkün olduğunca. Şeyin açıcının değil, kaşındırmasını ve yakmasını azaltıyor. Şimdi birazdan bir tane poğaça yiyeceğim. Üstümü giyeyim. Yukarı çıkayım. Poğaça yemeye. Bir tane poğaça alayım yiyeyim. Yukarıdan çay alayım, bunu yiyeyim. Ondan sonra makyaj yapayım hızlıca. Ondan sonra da çıkacağız zaten. O yüzden ısıtmadım, ben de giyindim benim. Ben de ısıtmadım. Ben hiç ısıttım. Isıtmadan da çok güzel oluyor çünkü. Çünkü ben ısıtmadan daha çok seviyorum. Tereyağı yok ya şimdi. Onlar... Evet, hani de olmuyor sonuçta. Denedik her türünü. Valla. Nasılsın Ufuk abi? İyi. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Konsültasyonumuzu yaptık, konuşmamızı. Şimdi önce diplerle başlıyoruz. Let's go. Nasıl olsun? İşte dediğim gibi. Dün değil, Perşembe akşam geldim. Pazartesi akşam dönüyoruz. Tabii. Artık alıştım bana. Ay sorma. Dibin gelmiş de, dibin gelmiş de var ya. İllallah geldi gerçekten. Ben rahatsız olmuyorum bu arada. Bu gözden hiçbir şekilde rahatsız olmuyorum. Ama yani sinir bozuluyor insanın. Hello guys. Şimdi bekleme süresine geçtik. Bir saat falan bekleyecekmiş. TikTok'a takılmayı düşünüyorum. Hello.
süredir bekliyordum. Şimdi diplerini açıcı süreceğiz. En diplerini. Şu anda kafama değmiyor daha. En sevdiğim. Aradaki fon farkı çok iyi bu arada. Yine hani griyi yaptığında bir sıkıntı yoktu. Sonra mor şampuan bir artık düşünüyorum. Evet yani şey gibi oldu. Başlıyoruz. Saçın kesildi ama bana sanki uzamış gibi geliyor. Neyi? Saçın. Saçın mı? Uzadı bence bayağı uzadı. Ne kadar oldu kestireli? Kestireli 2,5 ay falan oldu. Az da kestirmedim bu arada. Hani 3-4 parmak rahat kestirdim. Ya benim için çok. Ama canım çok. Ama yani artık o saç da saç değil, anlıyor musun? Hani o saçı böyle hani saça yakın gösterebilmek için bir avuç serum sıkıyorsun. Yani ne gerek var? Geri dönüş yok dostlar. Şimdi bakım yapacağız önce. Böyle ne dedi? Kolajen. Kolajen bakım yapacağız. Ondan sonra snip snip biraz keseceğiz. Ondan sonra da bitecek. Tamam. Bakımımız da tamam. Annemin yanına gideyim, onu stalklayalım biraz. Nasıl anne? Vallahi çok güzel. Şimdi merak ediyorum annemin önce nasıl olacağını. Biliyorsun Natasha Romanoff hemen. Evet. Hemen. Vallahi. I can't feel further away. Wait on the moment to say that I want you. You know that I want you. Dışarısı yağmurlu diye üstümü değiştirdim. Şimdi Şengül teyzelere gidip oturacağız akşam. Annem uzaktan beni kesiyor. Gözünü alamıyorum. Sürekli bakmak. Gözünü alamıyor musun? Görmüyor musun yoksa? Hayır canım, rengi ayrıksıyorum yani. O kadar değil. O zaman biz de anneme bakalım.
uzaktan. Çok yakın gözlüğüm var. Onunla da göremiyorum. Saç dipleri nasıl kaşınıyor? Ya hala mı? Böyle şey tarş olmuş gibi bir şey var biraz. Hmm. Normal ama. O kadar uzun süre açıcı. Güzel bir renk tuttu gene ya. İlginç bir ton. Evet. Ya ve bazı yani sanki şey de var gibi duruyor. Hello. Geldik şimdi Şengül teyzelere bu arada. Boncuk kendini sevdiriyor. Boncuk. Boncuk. Şengül teyzem gene yemekleri döktürmüş vallahi. Allah Allah. Bak. Çok yorgunduk ya. Bak. Evet. Teyzemler yanışında oynamışlar canım. Oynadık. Boncuk. Gel. Seveyim seni. Boncuk. Sen artık sakinleştin mi Boncuk? Boncuk. Güzel kız. Boncuk dişiydi değil mi enişte? Efendim? Boncuk dişiydi değil mi? Evet. Sabahlarını böyle adamım. Ona şimdi şey vereceğiz. Ne istiyorsunuz? Tabak buyurun. Luku da böyle kaçıyor ya bizden. Masanın altında. Ya hava böyle atıyor. Aşkım şuradan biber versin. İyi arpa şefiye çok güzel olmuş. Aha. Şengül teyze her şey güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ama en güzel arpa şefiye olmuş. Mantarı çok beğendim. Arpa şefiye güzel. Hep güzel arpa şefiye. Kötü olma şansı yok yani ama. Mantar çok iyi olmuş. Afiyet olsun. Sevindim. Bir tane yapım verdim ama. Kendine bir porsiyonu var mı? Evet, bir oynatıyor. 11 liradan 14 liraya çıkıyor bu. İyi geceler postasına geldim. Ben kendi saçlarıma hala alışamam ekranda. Ama çok pozitif şeyler aldım. Yorumlar aldım. Ah elimi trip odası geçti. Bayağı sahte çil ve renkli lensle şey yapmak lazım. Kombin yapmak lazım. Ay ay ay. Saat bu arada 1'i çeyrek geçiyor. Ben 1.30 gibi anca uyuyacağım. Yarın pazar diye alarm bile kurmayabilirim. Ben yatıyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın aşkalar. İt gibi uyumuş. Ay. Bu nasıl bir uyumaktır ya? Baba bir uyumuş ya. Ben normalde alarmla kalkıyorum. 9.30'da. Yoksa demek ki bırakınca uyuyormuşum. Hazırım hazırım. Mikrofon. O da tamam. Ayarladım ben her şeyi. Süper. Kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Bir de aşırı randevusu aldık. Annemle hatırlatma dozlarımız olacağız. O 4, ben 3. Biz bu işi geçici koruma sağlayacağız diye başladık. Haklısın ama. Olur mu bilmem yani. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Hello. Giyindim şimdi. Dükkana gideceğiz. Oradan da işte annemle biz aşı olmaya gideceğiz.
Bizimkiler de bir iki böyle paket yapacaklar. Arkeye'nin son bir bölümü kaldı. Onu akşam annemle izleyeceğiz. Ondan sonra yarın Seraycığımla görüşeceğim. Bir kahve içeriz, bir takılırız. Ondan sonra da zaten yarın akşam dönüyorum biliyorsunuz. Beğendik mi saçları? Gerçi kesin boyattığım an yazmışsınızdır ama. Ben hala alışamadım. Şöyle kamera ekranında güzel görünüyor, böyle alıştım ama aynaya bakınca alışamadım nedense. Değişik bir hissiyat oluştu. Şu an hiç makyaj yok. Bu arada kaşlarımı da kırdırdığım için herhalde güzel görünüyor. Bilmiyorum, belki bundan sonra direkt hani bu rengi aktıkça gider refreshletirim. Şu ana kadar çok fazla pozitif geri dönüş aldım. Çok mutluyum. Dibin gelmişçiler seri rahatlamıştır umarım. Evet, biz birazdan çıkarız. Ben de saatimi şarja taktım. O şarj olana kadar bilgisayarı toplamayacağım. Sonra çıkarken hallederim hemen. Aşılarımızı almaya geldik. Ama kalabalık bayağı. 19'du bizim odamız ama. 19 yazıyordu. Oraya gidelim olmadı. Dokuza kadar. Birinin peşinde de şunun sakin iki kişi var. Üçüncü doz queen. Dördüncü doz queen bu da. Olduk aşılarımızı. Siz de olun, siz de bağışıklıklanın. Buradan mesajlarımı yolluyorum. Olun, hatırlatıcınız da olun. Normaliniz olmamış olmanızınız çok düşük ama hatırlatıcınız da olun yani. Evet, olun. Hep birlikte kurtulalım artık. Çok garip ya. Annem sabahtan beri onu düşünüyor. Ulan biz neler yaşadık diye. Maske bulamadık, cart cürt. PTT maske veriyordu. Eczaneden maske. Evet ya. Çok çok acayip bir şey. Kolumuzu birazcık daha bastıralım, sonra tüyeriz. Hello, eve geldik. Aşılar olundu. Evlere gelindi. Şimdi yemek ısıtacağız. Annemin yaptığı müthiş sulu köfte var menüde. Köftenin yanında ekmek mi yiyeceksin de babana? İki ben... dilimde sen gönlüm. Bir. Ama yenir. Yenebilir yani. Yenebilirmiş. Bundan sonra sen gelince kebap geçmez. Ben bir de bu. Yarada biber doldursana bana. Evet ya, ben doldurmam lazım. Şeyli. Nohutlu. Nohutlu. Doğru, ama ne zaman açalım. Yarın biliyorsun? Yok işte bir sonraki gelişime. Bundan sonra uçak biletini atmayacağım sana. Anne biber doldur geliyorum diyeceğim. You didn't have a choice. He knew what he was setting up for. Kaliteli aile vakti geçiriyoruz. İrem de. İrem mi anne ya? Tamam, sen koydun adı da. Kullanıyoruz mu bir sor. Eşarbanı. Ezgi olmuyordu, onun için İrem dedim. Eşarbanı yapalama eşarbanı. Babanı zalim Murat dedim. Zalim zalim zalim.
Çok eğleniyoruz ya. Böyle bir şey yok. Çok fena. Aydınlanıyor ya. Evet. Selam dostlar. Akşam fasılları bitti çünkü benim yarın dersim var. Saat gece 12. Bir şey mi dedin anne? Elim dolu ya. Alamam şimdi. Ya, teşekkür ederim. Kolum ağrıyor biraz. Bir parça kolum ağrıyor. Teşekkür ederim. Ne güzel. Galiba yok anne. Ha. Bilgisayarıma görüntüleri aktaracağım. Öyle yatacağım. Yarın sabah derse gelmek istemiyorum ya. Ama şeyden korkuyorum. Galiba bir gün vardım ama yok yazıldım. Çünkü derse dinlemiyordum. Ondan ötürü devamsızlığım aşabilir diye korkuyorum. Onun için gireceğim galiba her türlü. Az bir şey kol ağrım da mevcut. Onun dışında ama bir şey yok. Aşıdan yana. Evet, şimdi kartı çıkartacağım. Aktarmaya başlayacağım. Yarına kartı temizleyeceğim. Evet, yarın sabah derste aynı şu pozisyonda görüşürüz. Günaydın dostlar. Ağlamak istiyor Eng. Kolum felç. Sorry for this. Ay, tamam hocam. I am using a doctor's office though. Ve şimdi bu ders bitecek. Ondan sonra ben valizimi toplayacağım. Ondan sonra babamla çıkacağım. Babam beni Starbucks'a atacak. Seray'la buluşacağım. Ve Seray'la kahve içtikten sonra Seray beni tekrar dükkana bırakacak. Oradan dükkandan babam beni havaalanına bırakacak. Böyle bir günlük programımız var. Seray aşkımı özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Kolum felç. Aa, çok kötü. Şu ders bitsin mi? Bitti. Bitti mi? Bitti. Dönemin son nümerik analiz dersi. Ay, kolum felç. Ağrıyor mu? Ha? Ha? Öyle değil mi? Benimki de felç. Şimdi bu saça nasıl makyaj yapılır? Vallahi göreceğiz bakalım. Renkli lens olsaydı yanımda çok tatlı olurdu. Ama şu anda yok. Acaba bugün makyaj yaparken hangi videoyu izlesek? Bugün de Nikita Dragon draması izliyoruz. Make-up bitti. Yine aynı makyajı yaptım. Çünkü yanımda az malzeme getirdim. Yani böyle buğulu bir şeyler yapayım dedim. Güzel olur diye ama yanımda bir şey yok. Alexia! Emre'ye! Ben Ankara! 45 47'den merkezi. Olay yerini açmamdan sustum. Okulla görüştüm. Şöyle ki, şehit yakınlarının olduğu bir okulda öğretmen olmak ister misin? Bilin bakalım kimle buluştum. Hello. Öpücük at çabuk. Çabuk öpücük at. 2022'nin öpücükleri. 2022'nin ilk öpücükleri. Evet, birlikte kahve içiyoruz aşkomla. Hep böyle gitmeden önceki gün böyle şey yapıyoruz artık ya. Alıştık.
Ama okulum bitiyor biliyorsun. Evet. Yani şöyle en azından geldiğimde böyle şey yapmadan hani yok işte derse gideceğim, hı-hı, dönmem lazım demeden. Ya bu sefer de ben normalde yarın dönecektim ama Luku evde tek ya. Hı-hı. Anahtar bırakacaktım arkadaşıma, vermeyi unuttum anahtarı. Apar topar havaalanında uçuşu bir gün önceye aldım. Normalde yarın gidecektim. Eyvah. Bayağı sert, bayağı ona da para ödedim yani. Ama bir şey söyleyeyim, bence Luku başarır. Yok, Luku daha önce kaldı da yani yine de şimdi 5 gün bir daha bırakmak keyfine çok şey değil yani. Seninle bir süre kavga edecek. Eder aynen. Bir süre şeyimiz var. Barista ne kadar konuşkan bir baristaydı. Şey dedi, yumuşak içimli istedim dedi şeyi, flat white'ı. Şey dedi yani, daha önce yumuşak içimli içtiniz mi diye sordu. Evet dedim. O da şey tamam dedi. Diye. Şey dedi yani, bir farkı yok ki dedi. Yani tamamen pazarlama falan. Ben de dedim ki yani farkı var aslında dedim. Yani diğerin tadı çamur gibi, bunun tadı daha az çamur gibi dedim. Hani daha az kavrulduğu için. O dedi ki evet, sadece daha az kavruluyor, yoksa bir farkı yok falan dedi. Sonra dedi ki ben kahve içmiyorum çok. Sen nereden anlayacaksın o zaman? Sen niye laf ediyorsun? Pazarlama, cartürt. Hani şey gibi, ekonomiden anlamayıp bunların hepsi Amerika'nın oyunu diyen dayılar gibi yani. Çocuk şok olmuştu. Aa, dedim yani farkı var. Kahve içmesen niye yorum yapıyorsun? Evet. Yani. Kahve içmesen niye yorum yapıyor yani? Anlık dedikodu yapılacaktı. Anlık o yüzden dedikodu yapılacak, biz gidiyoruz. Özel. Artık ikiz değiliz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Olacağız. Ben sarı yaptığım zaman, senin saçın aktığı zaman ikiz olacağız. Hadi görüşürüz. Hey o. Starbucks'tan kalktık. Şimdi Sada oturacağız. Değişen hiçbir şey yok. Sadece kahve daha kaliteli oluyor. Böyle. Değil mi aşko? Mekan daha kaliteli. Biz zaten kaliteli. Biz zaten kaliteyiz. Biz zaten kaliteliyiz. Biz gittiğimiz mekanı daha kaliteli yapıyoruz. Wow. Bak şimdi yorumlar narsist. Aşkım bize şey almış. Enerji. Kuru meyve dolması. Harika. Yudum alayım dur. Nasıl? Kötü olma ihtimali yok. Değiştirmişler ama. Çekirdek değişmiş. Evet. Hoş, fena değil. Dostlar, ne yapacağımız işte. Seray'la biz çok az görüşebiliyoruz ya. Evet. Bir gün ben senin için İzmir'e geleceğim. Gel bacım, taşınayım. Evet. Zaten yine bir evine. Buçuk ay falan anca taşınırım. Borcamla geleceğim. Borcam al bana. Doğru birbirine. Evim git güzel ışık alan bir ev inşallah. Hadi bakalım. Manifest ediyorum şu anda. 2022'den yeni ev manifest ediyorum. Aşkım gel. Gel seni seveyim. Gel. Gel. Gel dön bana. Totonu mu seveyim senin? Hı? Küstüm sana. Sevmiyorum seni. Kulaklara bak. Annemler dükkanda kedi besliyor. Yavru mu? Yavru. Gerçekten. 1,5 haftalıkken bulmuşlar. Hasta, ishal. Şu an ölmek üzere. Şu an ne kadar koşturuyor etrafta. 1,5 aylık ya var ya yok. Küçük. Evet. Dükkana geri döndüm. Yemek yiyeceğim. Şey diyecek şimdi. Yemek yiyene mi gideyim? Süpürgeye mi gideyim? Hangisine gitsen? Taco. Taco Paco. Çiğ köfte taco. Vay. Değişik bir füzyon. Anadolu çok güzel. Geliyor seninki. Gel. Bacağımdan tırmanacaksın değil mi? Şeref. Acıdı. Al. Tam sana göre bir lokma al. Ne o? Peynir. Beraber yiyorlar. Doritos yedin lan. Saat 5. 5.30 gibi mi çıkacağız? Bu vakitli geldim ha. 5.30 gibi çıkacağız. Yapar. Ama şey yaparken çok zayiat veririz. Hayır, o benim ayranım. Hayır, o benim ayranım. Eve gideceğim, Lola yüzüme bakmayacak. Şu hale bak.
Gitmişsin kaç gün yoksun. Kedi kokularıyla geri dönmüşsün. Başka kedi mi sevdin sen? Tıskırırsan. Vurma. Bu kız sen vuruyorsun. Sen vuruyorsun. Seni aldık koynumuza. Vuruyorsun. Gel. Ayranla bütünleşmiş durumda. Ayranı nasıl çekebilirim acaba diye düşünüyorum. Şşt, hey. Hayır. Ezgi telefonunu düşürmesin. Evet ya, az önce arka patiği telefon üstüne koymuş ve ya, üç kağıtçı. Bana bak. Bu ne? Ben vuruyorsun, ben de sana vuracağım. Selamlar. Havalimanına şimdi geldim. Gene babam biraz erken getirdi beni. Ama problem değil. Tuvalete gireceğim şimdi de. Daha bavul veremiyorum. Kapalı şu an. Tam 2 saat kala açılıyor. Şu an bir 2 saat 15 dakika falan var ama yani. Tuvalete gideceğim. 2 dakika beklerim. Sonra da açılıyor zaten diye düşünüyorum. Antalya maceram bitmek üzere. Oh, ne kadar tatlı çıktım. Şimdi check-in'e geldim. Henüz kontuarlar açılmamış. Umarım sesim iyi geliyordur. Şimdi maske var ya, biraz az geliyor olabilir ama omikron cartürt yani, yanımda insan yok. Yoksa bile çıkarmayacağım şu an. Az sonra Starbucks'a geçer otururum. Bir şeyler belki yerim, içerim. Ondan sonra editlenecek videolar var, reels'lar var, vlog var. Bir sürü editlenecek video var. Starbucks'ta oturur, işlerimizi hallederiz uçak kalkana kadar. Çünkü bayağı erken geldim gene. Bildiğiniz gibi Ezgicik gene erkenci. Şimdi check-in açılması bekliyorum. Bu kadar. Şuraya bir editim, ondan sonra. Evet. Ama daha vakti var. Yanlış farkınızı alırsınız. Kontardaki adam çok kibardı. Bavulumda etiket vardı. Şey dedi, tırnaklarınız şeyse ben açabilirim dedi. Dedim oh my god. Böyle insanlar kaldı mı? Yapmıyorlar genelde çünkü. Miniş kartımızı aldık. Şimdi ikinci güvenliğe çıkıyorum. Umarım ayakkabımı çıkarttırmazlar. Bak harbiden İzmir'den gelirken ayakkabım ötmedi. Pantolonun da paçası uzun görünmüyor diye çıkarttırmadılar. Normalde kalın tabanlı botları falan çıkartmak gerekiyor. Ama buranın güvenliği bir tık daha sıkı İzmir'e göre. Çıkartabilirler onun için. Göreceğiz efendim. Burada dekor çok tatlı. Bu fairy lights'ları çok seviyorum ben. Karşıda bakın. Tam görünmüyor olabilir. Ben gidip ikinci güvenlikten geçiyorum. Ondan sonra görüşüyoruz bacılar. Şu an bu izlediğiniz vlogun editiyle uğraşıyor olacağım. Mümkün olduğunca editleyip paylaşmak istiyorum çünkü. Bu aralar çünkü çok yoğun olacağım. Şimdi ev bakma telaşlarına falan da gireceğim biliyorsunuz. Göreceğiz bakalım. Ay, burada bir fotoğrafım olsa. Keşke fotoğraf çeken bir arkadaşım olsa da. Şuralarda bir fotoğrafım olsa çok güzel. Ezgi'nin Tall Boy Orgin Led White'ınız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Ben ette kaçıyorum. Kapımız aşağıdaymış. Nefret ediyorum aşağıdaki kapılardan uçağa binmeye. Çalışıyor musun? Okay. Yine de sevmiyorum aşağıdan uçağa binmeyi. Her neyse. Biniyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Videoyu burada kapatacağım, bitireceğim. Antalya vlogumu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görmek istediğiniz içerikler varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen videoya beğenilerinizi ve aboneliklerinizi eksik etmeyin. Öpüyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bye.